Herkese merhaba. Ben Aydın Aratila. Akademisyenim ve aynı zamanda Hareket ve Antrenman Bilimleri Doktora Programı öğrencisiyim. Bugün video serimizin sıradaki konusu olan savunmada spacing ile devam edeceğiz. With a 12 second shot clock, teams have limited time to set up or use complex structure. 12 saniyelik şut saati içerisinde takımların yeni yani takımların düzenli bir hücum dizilişi uygulamaları veya işte karmaşık bir hücum yapısı içerisinde yer almaları kolay değildir. The check on a dead ball is an opportunity to adopt an initial alignment. Yani check ball yapmak bu dizilimleri hücumdaki daha karmaşık olan ya da takımların istedikleri dizilişleri sağlamalarında bir fırsattır. Evet, savunmada spacing'de ilk forma formasyonumuz olan individual responsibility yani bireysel sorumluluk veya işte kişisel sorumluluk da diyebiliriz. Zone defenses are rare and most teams play a tight man to man to get a maximum coverage on the two point shot from beyond the arc. Burada zon savunmanın takımlar tarafından çok nadir olarak uygulandığı genelde takımların birebir sıkı savunma yaptıkları ve e, yani iki sayılık atış çizgisi olarak geçiyor 3 çarpış basketbolda. İki sayılık atış çizgisi dışarısındaki atışları iyi bir şekilde savunmaya çalıştıkları e, burada belirtiliyor. Devamında teams do not play the help or split line defense which is typical in 5 versus 5. Takımlar genelde yardım savunması veya sprint savunma dediğimiz hani çizgi savunması yani topun olmadığı tarafta e, savunma oyuncusunun bulunmaması şeklindeki savunma uygulanmaz diyor 3x3 basketbolda. Such as the orange defender's blow. Burada tabi turuncu dediği e, ya kırmızı olarak da biz e, burada alabiliriz bunu. Şu kırmızı gözüküyor savunma oyuncuları. Daha sonra e, iki Burada madde vermiş line of ball help position x3 yani 3 numaralı oyuncunun çizgi savunması şeklinde bir pozisyon aldı. Split line help position x4 4 numaralı savunma oyuncusunun da split savunması e, yaptığını biz burada görüyoruz. Ama aynı zamanda bu savunmaların da çok fazla uygulanmadığını tekrardan belirtmek gerekir. With three players, the ability to help the helper is limited. Üç oyuncuyla oynandığı için 3x3. Basketbol yardıma yardım savunması çok limitlidir, çok sınırlıdır. If x3 blow rotates to the dribbler, 3 in, 3 in open and x4 has a long close out. Burada da eğer 3 numaralı savunma oyuncusu rotasyon yaparsa, yani yardıma düşerse, kendi savunduğu 3 numaralı hücum oyuncusu boş kalacak ve 4 numaralı savunma oyuncusu için çok uzun bir close out e, anlamına gelecek bu mesafe. A team may help in an emergency. Örnek vermişti. Opponent is on to and and an open layup results in winning the game. Burada da ya yani olası bir yardımın e, hani tehlike anında ee, rakip takım oyuncusunu yani boş bırakabileceği yardım gelmezse de e, boş boş turnike ile maçın yine kaybedilebileceğini bizlere açıklıyorlar. İkinci formasyonumuz push post players yani e, post up yapan sırtı dönük oynayan oyuncuları dışarıya doğru itmek Most teams will attempt to push a post player of the post position, whether it is low or high, so that they are catching the ball outside the key. Burada da birçok takım post-up oynamak isteyen oyuncuları veya post-up e, oynayacak olan oyuncuları diyelim. Dışarı yani low post olsun, işte alçak post olsun veya high post, yüksek post olsun fark etmez. Dışarıya doğru it, itmeye çalışırlar böylece post-up oynayan veya oynayacak olan oyuncular da topu daha dışarıda alırlar. There is little scope for fronting post players as there is usually no help defender behind the post player. Yani hücum oyuncularının, hani post up oynamak isteyen hücum oyuncularının fronting dediğimiz önüne geçerek savunma, savunma oyuncularının hücum oyuncularının önüne geçerek yaptığı savunma eee çeşidine çok fazla rastlamamaktayız. Bunun buna neden olarak da arka taraftaki yardım savunmasının olmamasına bağlayabiliriz. Üçüncü formasyonumuz savunmada spacing konusunda force mid range shots yani orta mesafe şutlara doğru hücum takımını yönlendirmek veya zorunda bırakmak. Most teams regard a defensive position As a win if the offensive player takes a mid-range shot. Yani birçok takım burada eğer hücum takımı orta mesafeden e, şut kullandıysa bunu bir zafer olarak e, kendisine alabilir. Priority for defenders is stopping the open two point shot and secondly stop the open layup. Yani savunma oyuncuları için birinci öncelik dışarıdan atılacak iki sayılık atışı engellemek durdurmak ve ikinci olarak da boş bir turnikeyi engellemektir. Dördüncü formasyonumuz jump to the ball. Defenders will often jump to the ball so that they remain between their direct opponent and the player with the ball. Burada savunmalar sıklıkla jump to the ball yaparlar. Yani topa doğru sıçrama diyebileceğimiz. Böylelikle hem savundukları hücum oyuncusuyla hem de savundukları çember arasında bir yerde kalabilirler. Good pressure is also required on the passer to stop the possibility of a low pass. Burada da iyi bir baskının e, hücum oyuncusunun atabileceği olası bir low pass engellemede önemli olduğunu söylüyor. Beşinci formasyonumuzda devam ediyoruz. Stop the cut, yani katı durdurmak. To stop the possibility of a low pass, the defender may step into the path of the cutter and not let them cut. Burada yine olası bir low pass'ı durdurmak için savunma oyuncusunun, hücum oyuncusunun karşısına çıkarak e, katını kesmesini e, yine bize anlatıyor. Aggressively bumping or holding the cutter. Burada da agresif olarak bumping dediğimiz işte bump yapma hani hücum oyuncusunun karşısında durma durarak temas almada diyebiliriz veya katın önünde katın önünü kesmek için hamlede bulunma this tactic may particularly be expected if there is a mismatch in height or athleticism between the two players bu taktiğin özellikle eğer mismatch durumu oluştuysa yani bu Boyla ilgili olabilir veya atletizm, atletisizm yani atletik özellikler arasında çok büyük fark olduğu zaman iki oyuncu arasında yine kullanılması gereken, özellikle kullanılması gereken bir taktik olduğunu savunmada bize söylüyor yine. Evet arkadaşlar savunmada spacing konumuz bu kadardı. Bir sonraki konumuz savunmada birebir olacak.